Günaydın. Günaydın anneme. Günaydın benim kara kuşuma. Ne kadar böyle keyifli kalkma, çok güzel bir şey. Hadi çıkaralım bir. Ay dur bir saniye, burada bir kıyım vardı. Tamam dur, dur. Hemen. Hadi çıkar bakalım. Çıkar. Hadi abisi yardım et bakalım. Benim sarı paşama da günaydın. Günaydın. Hadi kaldır, aferin. Bugün hepimiz baya baya bir erkenciyiz. Zaten İsmail okula gitmek için erken kalkıyordu. Evet. Dur bunu kaldıralım. Üstünü düzeltelim mi annemle? Evet. Dur bakalım. Bugün bedenim dişim bakıyorduk. Sizin bedeniniz bugün mü babamda? Evet, perşembe günü ders programı yine değişikmiş. Ha, tamam. Ters mi yedirecektim de? Bunu içine mi soksam? Tamam. Ama öyle istiyorsan, öyle seviyorsun, öyle kalsın. Neyse böyle kalsın. Kim sıkıyor, çok şey olur mu? Sıkıyor mu? Uzun kolu yok değil mi bedeni şeyi? Yok. Biz bunu almadık. Bunu biz Şebnem teyzeniz var idi, sağ olsun. Böyle oldu ama. Ama onun siviti de var. Şey, önden fermuarlısı da var ama İsmail sen tamam böyle git. Bence. Şimdi sen önden fermuarlı giyersin. Onu da orada okulda çıkartırsın. Bak ya. Dün akşam çok güzel bir uyku çektik. Deliksiz. Mis gibi. Huzurlu. Değil mi anneciğim? Benim yattığım odaya mı giriyorsun? Evet, ben senin yattığın odaya hep giriyorum ben yatasaya kadar. Sürekli olarak giriyorum, üstünü örtüyorum. Hadi bir saçlarımızı tarayalım, yakışıklı olalım benim. Bu kulağındaki ve suratındaki bu kan toplanmaları artık yavaş yavaş dağılmaya başladı. Zaten dünden itibaren dağılmaya başladıydı. Kılcal damar patladığı zaman zaten çok fazla uzun sürmüyormuş şeyler ama Hakan tabii biraz yoğun olduğundan dolayı onun ikisi daha bir şey gözüküyor. Kötü gözüküyor açıkçası yani. Ne diyeyim? Değil mi aşkım? Bak. Şu anda Hakan'a baktığınız zaman muhteşemim. Muhteşem ötesi bir halim var. Ay şu halime bakar mısınız ya, berbat. Bazı arkadaşlar diyor ki Belgin abla dip boyan geldi, lütfen saçlarını boyatır mısın? Aslında saçlarımı boyatırım ama şimdi saçlarımı her boyatma tabii ki de saçlar her işlem göründüğünde zaten zarar görüyor. Gönül ister ki saçlarımızı hiç boyatmayalım. Yaş ilerledikçe tabii ki de beyazlar çıktıkça tabii ki de saçlarımızı boyatıyoruz. Ay saçlarım. Berbat. Saçım çok fazla zarar görmesin diye boya süresini uzatmaya çalışıyorum. Aslında saçım benim ayda yani 20 günde bir falan boyaya ihtiyacı var mı? Var. Evet var. Şöyle kaçtım. Gözlerim. Ama dediğim gibi saçlarım çok fazla zarar görmesin diye saçlarımı çok mümkün olduğunca işte dediğim gibi boya süresini uzatıyorum. Hadi saatim bakayım. Hadi bir bak gel aşkım, kaç olmuş saat? Saat 7.30 geçti büyük ihtimalle. Hakan'a şu anda dışarıdan baktığınız zaman, dışarıdan bir gözle baktığınız zaman tabii ki de beni ve ne diyeyim çocuklarımı tanımayan bir insan gördüğü zaman Hakan'a baktığı zaman Hakan darbe almış olduğunu düşünür. Dayak yediğini düşünmüş olur. Ay çok pardon, çok özür dilerim. Ay nezle olmuşum, çok kötüyüm, hapşırıp duruyorum, kusura bakmayın. Dışarıdan bizleri tanımayan insanlar Hakan'ı gördüğü zaman Hakan'ın darbe almış olduğunu düşünür. Yani dayak yediğini düşünür. Yani sizlere de bu şekilde bir açıklayayım. Hakan kesinlikle ama kesinlikle hiçbirimizden hiçbir şekilde hiçbir şeyde ne benden ne abisinden ne ablasından ne de dışarıdan birinden hiçbir şekilde Hakan darbe almadı, dayak yemedi. Hani sizler de baktığınız zaman hani belki bizleri ilk defa izleyen veya de izlemeye başlayan arkadaşlar da olabilir. Hani çocuğa vurdu mu, çocuğu dövdünüz mü? Çünkü çocuğa baktığınız zaman çocuğun suratı sadece bir dayak yemiş gibi gözüküyor. Başka hiçbir şekilde gözükmüyor. Yani hakikaten de ben de dışarıdan birinin çocuğunu görsem, suratını bu şekilde görsem çocuğu nasıl dövmüşler? Hiç mi vicdan yok derim yani ufacık çocuğa. Ufacık değil, kimse kimseye vurmasın daha iyi.
Ben de o şekilde düşünüyorum. Yalan yok ama ben dediğim gibi işte bizler ilk defa izlemeye başlayan ya da yeni izlemeye başlayan arkadaşlar da söyleyeyim. Hiçbir şekilde darbe olayı, hiçbir şekilde ayak olayı, hiçbir şekilde vurma olayı yok. Ha, arada kızıyor muyuz? Evet, kızıyoruz. Sesimizi yükseltiyoruz. Bazı şeyler yapmaması gerektiği zaman hayır diye böyle yüksek sesle birazcık da sert bir şekilde, değil mi Sucuğum? Çünkü İsmail de onu uyguluyor. Sert bir şekilde zaten söylüyoruz. Bu da normal çünkü her şey yapıyor. Biz buna hayır demedikçe bu şımarıyor. Bakın Şekil abi gözüktüğü için. Bakın duvarımın haline bakın duvarımın. Bak. Bak. Picasso'dan daha iyi. Picasso'yu geçti benim oğlum canım. Picasso'yu geçti. Abisi. Kahvaltımızı hazırlayalım. Annem senin. Kahvaltı. Allah'ım şunların güzelliğine bak. Dün akşam otururken geldi hemen sarıldı bana. Evet. Çok tatlısınız siz. Sizi yaradana kurban olsunlar. Allah'ım bak ya abisinin de dizine yatarmış ya. Abisinin kara böcüğü bu. Bak şimdi hem kişiye bakıyor, yer değiştiriyor hem de kameradan kendini seyrediyor beyefendi. Acaba nasıl yatıyorum diye. Evet. Nasıl bir poz veriyorum diye bakıyor şu anda. Hakan'cığım içeride oyalanırken ben de bulaşık makinemi boşuna atıyorum. Ay. Bulaşık makinesini doldurmak çok güzel de boşaltmaya nedense çok üşeniyorum ben ya. Bulaşık makinesi boşaltmasını hiç sevmiyorum. Kesinlikle sevmiyorum. Ay gözüm. Ben anlamıyorum ya benim. Ben herhalde bulaşık yıkamasını bilmiyorum. Ya da benim bir makinemde bir sıkıntı var bak. Mesela şimdi başlıyorum koyayım. Bardaklar da var mı? Evet var. Ya kafayı yiyeceğim ya. Ben anlamıyorum ya. Benim makine kullandığım deterjandan da mıdır? Neyden midir? Ben karbon kullanıyorum. Karbon değil ya. Evet karbon kullanıyorum. Doğru. Finish kullanıyorum. Özür dilerim. Finish kullanıyorum. Bir de Fairy kullanıyorum. Her ikisini de kullanıyorum. Yani Finish ile Fair'den başka herhangi bir deterjan kullanmıyorum. Makinemin tuzu, parlatıcısı hepsi var. Su gelmiyor deseniz suyumuz da geliyor. Aşağıda pompamız var biliyorsunuz ki su tanzitle geliyor sizler de zaten görüyorsunuz. Benim bu bardaklarımdaki ve tabaklarımdaki lekelerden ben alıyorum. Leke demeyeyim bak. Bilmiyorum sizlerde de oluyor mu? Bende bu çok olmaya başladı. Ha makineyi temizliyor musunuz derseniz evet makine de temizliyorum. Makine temizlediğim şey var, deterjanlar var. Finishing kavgalı şeyler işte hangisiyse. Hatta size onu da götürüm onlardan. Ben birkaç tane almıştım. Neyse baktım kalmamış arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ya makinemi ayda bir kendisini de yıkıyorum. Boş olarak çalıştırıyorum. Deterjanı da koyuyorum. Bulaşık makinesini temizleme deterjanı da koyuyorum. Her şeyine bakıyorum. Şeylerini temizliyorum. Süzgeçlerini falan temizliyorum. Hani arada pervanelerin içlerine böyle su çıkan gözüne kişilerine onların hani arasında böyle bir şeyler kaçıyor. Böyle yemek artıları kaçıyor. Onları da böyle bir iğnenin ucuyla toparlıyorum ki hani daha rahat su çıksın diye. Su tansiklerine bir sıkıntı çıkmasın diye. Hepsine dikkat ediyorum ama nedense. Bak şurada da varmış. Bunu da aldım. Şuralarını sileyim. Ben bu bardaklarımdaki şu. Bakın şu yapışan şeyler görüyor musunuz? Bilmiyorum ama. Ya şöyle hem içine yapışıyor hem dışına yapışıyor. Beni sinir edecek ya. Bunun ne olduğunu benim kafam basmadı. Hadi makineye koyarken ben bulaşıklarımı hani çok az sudan mutlaka geçiyorum ya da bir süngerle mutlaka üzerindeki yemek artıklarının hepsini alıp hani öyle yemek artığıyla koyayım da o yemek artığı orada kurusun ya da o yemek artıkları bardakları onları bunları yapışsın olay da yok. Çünkü ona da çok dikkat ediyorum. Onu da özen gösteriyorum ama ben anlamadım. Kafayı yiyeceğim ya. Makinem bozuk diyeceğim. Yok makinem nasıl bozuk yani normal yıkıyor bak. Bak 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 yine yapışmış. Ne yapışmış Allah bilir. Kırmızı kırmızı bir şeyler. Hayret bir şey ya. Kırmızı ne olabilir? Domates olabilir. E tabii ki o kadarcık da şey kalacak zaten. Şeyde ne diyeyim ben size. Tabakta çanakta o kadarcık da yani bulaşık kalacak ki makine onları yıkasın. Ama yıkadığı şey de direkt bu bardakların üzerine ne yapışıyor? Sadece bardaklara da yapışmıyor. Hani desem ki acaba bardaklara yapışıyor. Bardaklara yapışınca bardaklardan mı? Hani çıkmıyor, şey olmuyor diye diyeceğim ama
Bu benim tabaklarımda oluyor, kaselerimde de oluyor. Bu temizim de sıkıntı yok. Hadi bir bakayım birkaç tanesine de var mı yok mu diye. Ben bulaşıkları yerleştirmeyi beceremiyorum. Ben kendimde artık kusur arıyorum. Gerçekten böyle oldukça kendimde kusur arayıp kendimde artık şey yapmaya çalışıyorum. Bak bunun üzerinde de var. Bilmiyorum görüyor musunuz ama. Vallahi arkadaşlar vallahi böyle sorun yaşayan arkadaşlar varsa ya da böyle sorun yaşayıp da çözümünü bulan arkadaşlar varsa bana bu videoda yorum yazarsa inanılmaz derecede çok sevineceğim ve çok büyük sevabı geçeceksiniz yani. Çünkü bunlardan artık illallah geldi. Bunlar tabii ki de olduğu zaman mecbur olaraktan ben bu tabağı mecbur bir daha tekrar elimde yıkamak zorundayım. Makinede yıkadıktan sonra tekrar elimde yıkıyorsam bu sefer makinede yıkamanın ne anlamı kalıyor? Hiçbir anlamı kalıyor. Kalmıyor. Elimde yıkarım hepsini geçerim daha iyi. Şuraya bak ya. Kafa yiyeceğim. Üf vallahi billahi ya. İşte o yüzden şu bulaşık makinesini boşaltmayı hiç sevmiyorum. Hiç. Sen temizsin anneciğim. Sen buraya geçebilirsin. Bak bazen de bulaşık makinemin içine şöyle kullanmış aldım. Salatalardır herhangi bir şey neydi kullansam. Limonları böyle. Koyuyorum hiç olmazsa şey güzel koksun diye yani böyle bulaşık kokusu pis bir koku olmasın diye gerçekten limonu bulaşık makinesinde verdiği koku yani limon parlaklık da veriyor zaten parlak olmasını sağlıyor galiba. Onu galiba çok onu da kullanıyorum. Ve makinemi böyle ağzına kadar tıka basa da doldurmuyorum. Hani bazı insanlar olur ya şuraya doldur bunun üzerine bir kat daha çıkar. Buralar kesinlikle böyle suların geçmeyeceği şekilde şeyleri dizerler bulaşıkları dizerler. O makineler böyle dört dörtlük yıkıyor. Ben makineyi serbest bir şekilde bırakıyorum. Rahat rahat bir şekilde yıkasın. İçine yani su çalıştırdığım zaman sular bulaşıklara, tabaklara, çanaklara, bardaklara daha kolay, daha rahat nüfus etsin diye de rahat bıraktığım halde, açık bir şekilde bıraktığım halde benim makinem yine yıkamıyor, yine yıkamıyor. Anam ben bulaşık makinesini boşaltırken benim kuşum uyumuş. Sessiz ne yapıyor diyordum. Eğer Hakan sessiz duruyorsa kesin bir işler karıştırıyor. Bir bakayım dedim. Benim tatlı kuşum uyumuş. Aslında dün akşam erken yattı. Deliksiz uyudu. Güzel duruyor. Küçük diyor olduğu için. Şimdi ben seni yerini değiştireyim. Biraz daha dağda. Biraz daha geriye çekeyim. Dün gece aslında deliksiz de uyudu. Maşallah sabah erken kalkınca hemen yapmış kuşum benim. Ben size tekrardan şöyle kulağını bir göstereyim. Az önce gösteremediydim. Dün kıyasadan hiçbir şey kalmadı maşallah. Kuşumun iyileşiyor yavaş yavaş annesinin. Karabaşısı. Hadi sen uyu da. Söyleyebilir. Hakan normalde gürültüde uyuyan bir çocuk değil. Hakan gürültüde uyumayı daha çok seven bir çocuk. Bazı çocuklar sesli uyumayı sever. Bazı çocuklar tamamıyla sessiz bir ortamda en ufak bir çıtta uyanan çocuklardır. Ama Hakan küçüklüğünden beri nasıl alıştırırsınız öyle gider derler ya. Bildiğiniz gibi bizim evimiz kalabalık bir ev. Ben kalabalık evleri severim. Kalabalık olduğundan da tabii ister istemez de ses, gürültü olabiliyor. Bunlar da çok normal şeyler. Bebekliğinden beri Hakan gürültüye alışık bir çocuk. Tabi annesi de çok gezmeyi sevdiğinden dolayı gürültülü ortamda sokakta, dışarıda, orada, burada da rahatlıkla da uyuyabilen bir çocuk. Ve zaten bebekler genelde işte Hakan artık bebeklikten çıktı da birazcık artık koca bebek oldu ablaları. Koca bebek. Bebekler elektrik süpürgesinin sesiyle uyumayı severler. O yüzden de Hakan elektrik süpürgesinin sesinden hiçbir şekilde rahatsız olmuyor. Şükür. Gerçekten çok şükür. Başka bir sesten uyanmıyor. Ona şükür hiç olmazsa ben de rahat rahat işlerimi halledebilirim. Oy anneyim. Allah'ım seni yaradan da kurban olsun. Kuşum benim. Tatlı.
Tam temizlemeye başladığım anda deterjanlarım geldi. Normalde deterjanlarım hani ben genelde Migros sanal marketten alışveriş yapmaya çalışıyorum. Ev 5. katta olduğundan dolayı taşımakta da biraz zorluk çekip üşendiğimde gerçekten de zor oluyor. Bazı şeyler taşımak. Deterjandır, odur budur, kuru bakliyattır. Onları taşırken sıvı yağdır falan. Zor olduğundan dolayı sanal marketten ben sipariş ediyorum internet üzerinden ve şu anda herkes genelde zaten artık internet üzerinden alışveriş yapmaya başladı ama güvenilir sitelerden tabii ki de bildiğimiz sitelerden mesela Migros. Büyük bir firma zaten. Yaptığı işin, gönderdiği malın her zaman arkasına durabilecek bir firma. Şimdi burada da yanlış anlaşılmak da istemiyorum. Reklam yapıyor gibi gelecek ama koskoca Migros gibi bir markanın benimkisi gibi böyle hani kendimi çok fazla büyük görmüyorum ben de hani benim reklamına ihtiyacı olmadığından bunun reklam olarak algılanmasını istemiyorum ama ben çok güvenerekten Migros sanal marketten sürekli olarak alışveriş yapıyorum ve onun indirimlerini her zaman için takip ediyorum. Sürekli olarak takip ediyorum. Sıvı yağdır, deterjandır, şekerdir, odur budur. İndirime girdiği zaman mutlaka alabiliyorsam alıyorum. Ki deterjan yine aldım. Bende bir deterjan hastalığı var. Gerçekten bunu mesela annem de söyler, ablam da söyler ve eniştem de söyler. Fatih abi de söyler. Ya benim evimde deterjan eksik olmasın. Ben deterjanı gerçekten çok seviyorum. Ben deterjanla çamaşır suyudur, odur budur bunları haşır neşir olmayı inanılmaz derecede çok seviyorum. Ay, elimde zaten o yüzden. Egzem oldu. Elim sürekli olarak günlük çamaşır suyuna değer. Ha eldiven diyorsanız eldivenle temizlik yaptığım zaman ben yaptığım temizlikten hiçbir şey anlamıyorum ki. Benim elimin değmesi lazım. Terimin değmesi lazım o temizliği yaparken. Hissetmem lazım herhalde ki. Eldivenle yaptığım zaman ben temizlememiş gibi hissediyorum açıkçası gerçekten. O yüzden de böyle rahatsız olabiliyorsun. Normal yapacak bir şey yok. Ay özür dilerim gerçekten var ya nezle oldum. O yüzden de böyle arada sırada aksırıp fıksırabiliyorum sizlerle gerçekten. Ay özür dilerim. Şimdi ben yine bilmiyorum sanal marketten bulaşık deterjanı aldım. Ben zaten dün de söylediydim. Bulaşık deterjanları indirime girdiği zaman almayı da alıyorum. Yani kendi dursun, akmaz, kokmaz, bozulması hiçbir şey olmaz. Dursun zaten. Zaten lazım olan bir şey. Evde de maşallah var. Bayağı bir uzun süre bana yetecek kadar bulaşık deterjanım var. Şimdi Fairy'nin orijinal hepsi bir adadan aldım ben. Bunun 70'liği 186 lira. Normalde piyasa fiyatına baktığı zaman 70'liği 240 lira falan geliyor. Bunda çok da güzel indirim vardı. Yani tanesine hemen 2.40'a mı ne öyle bir şeylere denk geliyor da işte biz artık var tane hesabı yapıyoruz. Tanesini hesaplayarak da hareket ediyoruz. Ben bunlardan 3 tane aldım. 70, 140, 210. Günlük fix olarak her gün bulaşık makinesini çalıştırsam, her gün bir defa çalıştırsam 210 günlük 7 aylık çoğumasa bulaşık makinesi deterjanımı almış oldum. O an kafamdan silmiş oldum. Daha önce de aldıklarım var. Bu da hemen hemen benimkisi. Seneye kadar bir tekrar. Aa ben 3 tane almadım. Özür dilerim. 2 tane aldım. Burada 3 tane var ama doğru pardon ben 2 tane aldım. 140 tanelik aldım yani. 3, 6, 9. Neyse yapıyorum. 4 aylık her gün bir kere bile bulaşık makinesi çalıştırsam. Eviniz kalabalıksa ve bulaşığınız sürekli olarak çıkıyorsa ki bizde öyle oluyor. Şimdi diyebilirsiniz ki her gün bulaşık makinesi niye çalıştırıyorsun diye ama çalışıyor. Şimdi İsmail okuldan geliyor. Ben acıktım diyor. Bir şeyler atıştırıyor. Onun bulaşığı hemen makineye koyuyor. Feyza okuldan geliyor. İster istemez tabii ki de çocuklar acıkıyorlar. Bulaşıkları makineye koyuyor. Hakan zaten gün içinde sürekli olarak hani bir şeyler yeme gayret ediyor. Meyvesini yer. Yemeğini yer. Arada sırada abur cuburunu çıkartırsa abur cuburunu yer. Şey olur derken tabii ki de ister istemez bulaşık çıkıyor. Akşamları yatmadan önce bulaşık makinesini mutlaka çalıştırmak zorunda kalıyor. Sabah kahvaltısı, öğle yemeği. Akşam yemeği, tencere, bulaşık ederken tabii ki de bulaşık makinesi doluyor. O yüzden de günlük bir defa mutlaka bulaşık makinesi bende çalışıyor. Yani belki sizlere biraz hani böyle fazla gelebilir. Müsriflik de olabilir ama bizde öyle. Ne diyeyim? Bir şey yok yani. Bunda bir tanesi Leyla'cığımın. Hatta hemen Leyla'ya bu sefer telefon açtım. Direkt söyledim. Sıvı yağ da söylediğim gibi. İlk sıvı yağı aldığım zaman indirimden 5 litresini 125 liraya aldığım zaman o zaman Leyla'ya haber vermediydim. Aslında o da takip ediyor. O da takip ettiği için ben Leyla'ya haber vermedim aslında. Leyla da gerçekten sanal marketi sürekli olarak takip eder ve indirime bir şeyler girdiği zaman o da bana söyler. Bak şöyle şöyle bir şey indirime girdi. Almak istersen al diye haber verir. Ben de o da takip ettiği için
Ben o zaman haber vermemiştim. Sonra bir daha Sıvı'ya aynı şekilde indirime girdi. Söyledim. O bir 5 litre aldı. Hatta annem bile aldı ondan. Şimdi bunu da haber verdim. Söyledim. Çünkü Fairy kullanıyor. Bazı makineler Fairy'nin dışında hiçbir şekilde yıkamıyormuş. Acaba benim makinem de mi öyle ya? Bakalım şimdi Kalkon. Ama Kalkon'un şeyini de aldıydım ben. Kuantum'unu da aldıydım. Ama ne bileyim ya valla. Hiçbir şey değil. Bakayım şu elimde kalan bu tabletler bir bitsin. Finishing Quantum'una bir geçeceğim bakayım. Ya da Finishing Quantum'unu kullanayım bu akşam bir. Bakalım makinedeki deterjan şey. Çamaşır astım az önce. Bulaşıklar nasıl çıkacak? Bardaklara ve tabaklara bir şey iyice de dikkat edeyim. Belki de şey ayrımı yapıyor olabilir. Deterjan ayrımı yapıyor olabilir. Çünkü bazı makineler her deterjanla yıkamıyormuş. Mesela Gülcan ile Leyla'nın makinesi. Kalkon da yıkamıyor. Sadece Fairy ile yıkadığımız zaman tertemiz çıkıyor diyor. Kalkon da yıkadığımız zaman diyor. Temizlenmiyor diyor. Temiz çıkmıyor diyor. Bakalım bir de öyle deneyeceğim bir. Videonun da elimden bir yapacak bir şey yok. Yani şimdi dururken de makineyi değiştirmek de istemiyorum. Servis çağırsam da servis çağıracak bir durumu da yok diye tahmin ediyorum ama. Dediğim gibi sizlerden bakalım bir yer böyle sorun yaşayıp da çözebilen arkadaşlar varsa bana yorum at yazarlarsa. Bana yazarlarsa yorumların altına. Gerçekten çok sevinirim. Bunu da Leyla'cığımı aldım. Leyla'cığım buradan alacak. Leyla'cığımı burada bekleyen deterjanı var. 5 litrelik sıvı yağ var. Bir de 6 mı? 7 kiloluk mu ne? Çamaşır deterjanı var. Benden alacak. O da şokta indirime girdiydi. O bir tane almıştı. Ben de bir tane almıştım. O gün biz de yemek yiyecektik. Akşam yemeğini biz de yiyecektik. Yukarıya çıktı dedi. Bir daha götürmek şey olmadı. Dedi. Nasıl olmadı? Öylece kaldıydı. Neyse alır herhalde. Yani deterjanın bittiği zaman büyük bir ihtimal. Bendeki deterjanlar aklına gelir de alır. Kimo? 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 Kapatıyorsun parmaklarını Jay. Kim buradaymış? Kim buradaymış? Hiç oynayacak başka yer bulamadın mı sen? Aşkım. O senin gülen yüzüne kurban olsun. Ay ne oğlum. Oh kuşum benim. Sen hep öyle gül. Ben de hep gülerim. Dede. Dede. Allah'ım var ya hiç oynayacak başka yer bulamadık. Buraya geçtik. Ay kendim görmüyor şunu. Cere. Gide. Abimiz biraz sonra gelecek inşallah Allah'ın izniyle. Hep beraber Nihal abla ve Hakan ve İsmail. Bu dedim Ramazan şenlikleri dedim. Festival diye söylenmiyormuş. Şenlik olarak söyleniyormuş. Ramazan şenliklerine gideceğiz. Annem de Feyza gittiydi. Ben daha gidememiştim. Bugün zaten rahatsızım sizler de biliyorsunuz. Ancak bugüne kısmet oldu. Nihal ablacıma da sordum beraber gider miyiz diye. Sağ olsun beni hiçbir zaman kırmıyor Nihal ablacım. Elinden geldiğince gardıroba çıkmamış. Hoş kapatayım. Bütün pisliğimizi gördünüz. Bütün dağınıklığımızı gördünüz. Nihal ablacım sağ olsun kırmıyor beni. Allah bin kat razı olsun gerçekten. Çok İyi bir komşum var. Bunu her seferinde dile getiriyorum. Çok da fazla böyle hani uzatıyormuş gibi geliyor ama her seferinde böyle kendisini ne kadar çok sevdiğimi Şükran. Çok sevdiğimi söylüyorum kendisine. Gerçekten iyi ki de öyle bir komşum var. İyi ki de gerçekten. Çok seviyorum kendisini. Sağ olsun beni yine kırmadı. Beraber festivale gideceğiz. Festival diyorum. Ben festival diyorum artık. Şenlik de olabilir, festival de olur. Yanlış söylüyorsam kusura bakmayın. Çeri, Hakan. Hakan neredeymiş Hakan? Hakan buraya mı geçmiş? Ay senin yesin annen. Kuşum. Hadi annem in oradan aşağı düşersin yoksa yapma bebeğim. Kapat, kapatıyoruz. İsmail. Hayır. Abi. İsmail. Abi.
İsmail. İsmail. Abi mi gelmiş? Abi. Abi. Hakan'ın abisi gelmiş. Alo, abisi geldi diye nasıl seviniyor ya. Karı kuzum benim. Hadi bir daha. İsmail. Abi. Abi. Hadi bir daha. Abi. Abi. Timo. 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 Abi. 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 Kuzum. Abi. Abi. Ebe. 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 Oh bismillah. Kalk ayağa kalk, abisi geldi. Evet. Abi. 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 Abi gelmiş bak ya. Hoş geldin. Sarı kuzum. Yakışıklı oğlum. Annesinin çakır gözlüsü bu. Ay, çok yoruldum bebeğim. Bugün bacaklarım çok ağrıyor. Neden acaba? Okulun ortasında ağrımaya başladı. Okulun ortasında mı ağrımaya başladı? Neden acaba? Koşturmadım ki bugün. Koşturmadın mı? Yok. Koşturmadım. Aşkım. Hoş geldin annem. Hoş bulduk. Seni seviyorum bebeğim. Anne sana. Yakışıklı oğlum benim. Çukur gözüm. Hadi elimizi yüzümüzü yıkayalım. Tamam. Üstümüzü de değiştirelim hadi. Yavaş annem yavaş yavaş. Gidiyor ya bak. Bak ya. Yürümeden koş. Bak al işte. Kalk. Kalk. Upte. Bismillah. Yavaş yavaş aşkım. Yavaş. Hakan. Ama dur. 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 Dinlemiyor. Az önce de ben ikinci ayakkabının ikinci tekini giyeseye kadar bekledim İhal ablayla. Aşağı inmedi. Beni bir garantiledi. Ondan sonra aşağı inmeye başladı. Bilmiyorum çocuk. Koşuyor. Evet. Bu çocuğun bu huyu ne olacak? Ay şimdi bacağı da kırılacak da. Çocuk basamak iniyor. Düz yolda değilsin. Karolan Parkı'na doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Hava çok güzel ama güzel esiyor Nihal abla. Güzel esmiyor, deli esiyor abi. Deli esiyor, dünkü gibi esiyor. Her yere kar yağıyor. Ebramlarman oraya köye kar yağmış bak mesela. Oralara kar yağıyor, buraya da soğuğu geliyor. Evet, onlar zevkini sürüyorlar. Karımızda soğuğunu çekiyoruz burada. Ama neyse ya, yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Biz de Antalya'mızın hep güzel şeylerini biz de çekiyoruz mesela. Denizeydi. Sahiliydi. Deniz benim vazgeçilmezim. Deniz olsun ben başka bir şey istemem. O yüzden yapacakmışım. Ama bugün hava gerçekten çok güzel ve inanılmaz derecede kalabalık. Şöyle size bir 365 derece bir 365 derece mi uygun? Evet. 365 derece bir şey yaptım. 360. 360 mı? Ha 360. Bak onu bile bilmiyorum. 365 değil 360. Tamam 360 derecelik bir görüntü aldım. Şöyle döndüm kendi etrafı. Oldu bitti. Gelin abla şuradaki şeycinin ismi neydi? Kozmetikçinin ismi neydi kız? Unuttum bak. Gratis var. Gratis hepsi değil. Hepsi var burada kozmetika var. Yok yok şuradaki hemen. Rozman. Ha Rozman. Rozman'da çamaşır suyu tableti var. Çamaşır suyu tableti mi alacağım? Hayır biterse bazı arkadaşlar yazmışlar çamaşır suyu tableti Rozman'da indirimde diye. İndirime giriyor orayı da takip et istersen demiş. Ben o zaman 20 liradan almıştım paketini. 10 tane aldıydım. İyi oldu ama eğer bu şekilde yine bir indirim yakalarsan bu 20 lira olmaz artık. 20 lira çok zor da 30. Şey olmaz artık. Çünkü şu anda fiyatı 60-70 liraya çıkmış bir paketti. İnanılmaz derecede pahalanmış. Eğer dediğim gibi eğer şey bulabilirsin müşterine indirim yakalarsan yine bir 10 tane falan alıp koyasın var yani. Deterjan manyağı oldum çıktım Nihal abla. Evin her yeri deterjan oldu. Evi depoya çevirdim. Valla deterjanları yedekliye yedekliye bir hal olduk var ya. Oturacağız Nihal ablayla beraber zaten yakında deterjan yemeyeceğiz. Deterjan yiyeceğiz. Aynen deterjan yiyeceğiz, deterjanlarla yıkanacağız.
saramadım o binden bir daha. Sen giderken saydım kaç gün oldu, saydım kaç fecir oldu, saydım her gün aynı dön. Sana değil kandım kızardım ben. Sen giderken arap attım ama elim gitti telefona. Soramadım ama kendim yine yandı. Saramadım o binden bir daha. Sen giderken saydım kaç gün oldu, saydım kaç gece oldu, saydım her gün ayrıdan. Çekiyorlar! Saydım kaç gün oldu, saydım kaç gece oldu, saydım her gün ayrıdan. Sevdim ama geri gelmedi yüzü. Benim olması için ne bir çare. Ben buradan çok fark etmişim. Ramazan şenliklerinin değil bense bu işte günlerinde yapılacak olan gösteren etkinlikler. Ay ne diyeceğim diye şaşırdım ya. Gerçekten. Bu Ramazan şenlikleri gerçekten çok güzel oluyor. İnsanlar için bir değişiklik oluyor. Hacivat'la Karagöz gösterisi hiç şey yok yani abla. Her gün mutlaka 20.45'te var bak. Çocuklar için çünkü. Evet iyi oluyor be. Unutmuyor hiç olmazsa Nihal abla. Şeylerimizi unutmuyoruz yani. Geleneklerimizi. Güzel bir şey Hacivat'la Karagöz. Evet. Ha, bu tür şenliklerde olmasa zaten her şey, bütün gelenekler unutulacak yani. Yoldan girip sağ tarafa bulunmamız mı yoksa? Hiç fark etmez. Şuradan da girebiliriz. Aynen aynen. Otuzu. Hala. Nereden çıkardı bu kadınlar beni dışarıya? Doğal taşlar. Evet. Ilgın'da dedim Söner abi var. Bizim dedim sana kargolasın göndersin. Dükkana gidince bir iki modelak değilsin abi de. Kargola. Abi ne kadar abi? Kardeşim işte 100.000. Abi kusura bakmadan gel otur. Allah'tan ki sakin Nihal abla daha. İftara yakın burası, hiç hareketli. İftardan sonra kalabalık olur ama şey... Yok, iftara yakın da kalabalık olur burası. Hava soğuk. Ondan dolayı az olabilir belki. Bayağı yaz. Şeyden sonra da akşam güneş battıktan sonra da daha soğuk olur burası. Bak annem şu çoraplarını almış, çok güzel dedi Nihal abla. Hanginlerdi? Bunlara benzeyen de bu değil ama ya. Ha şunlar mıydı? Feyza'yı almış da gerçekten. Hakikaten de çorap çok kaliteli, çok güzel Nihal abla. İyi ha işte şunlardan. Çok güzel ama bunlar. Yaz geliyor artık çorap
Abi ne kadar çorap? 6 tane 50. Evet bak. Karışık alabilirsiniz. Aynen annem de buradan almış. 6 tanesini 50 liraya almış. Ama çok güzeldi. Alsam var. Evet Nevla abla gerçekten uygun fiyat. Evet. Aslında. Ben de az kış çorap giyen bir insan olduğum sen için. Ben giymiyorum yazın yani çorap. Ben çorabım eksik olmayacak yani. Alsam mı diyorum acaba? Alayım olmazsa ya. Benim ayağım küçük. Abi. Bir 6 tane 50 genç. Hepsi aynı karışık alabilirsin kardeşim. Karışık alabilirsiniz. Canına ihtiyaç var baştan bulacağım. Şu güzel yeşil onlar şöyle. Bir, iki. Renk olarak başka. Şu da çok güzelmiş. Üç. Aynı. Ama bu çorapların kalitesi diğerlerine göre mesela. Şunlara göre. Pamuk çorap İstanbul'dan geldi. Güzel. Pamuk başarı. Ay çok güzelmiş. Renge bakın. Bayıldım. Aa bunu da alabilirim. Bu da güzel. Rengi çok tatlı bunun. Attık tane hem diyor abi. Diyor üç tane aynı. Beyap yönde attık çift çorap 50 lira. Kanetçilik kampanyalı çorap burada. Evet bakacağım oraya da bir. Annemden geldiğinde söylemişti çok güzel belki kesme tahtalar. Şimşir ağacı iyi mi oluyor yani? Şimdi ağaçları da bilmediğim için Nihal ablacığım. Allah'ım bütün oyuncakları istiyor Nihal abla. Orada iki tane aynı orkta ikisini de istiyor. Neyse evde İsmail Meradoka'ya kaldırmış. Sen Meradoka'ya kaldırdın galiba. Bak iyi ki yapmışsın bence de kaldırdı çok iyi olmuş. Ay Nihal abla fiyata bak. Tabii ki de fiyat 470 lira. Ya benim tahminim 400. Bir sor bakayım bir. 225 lira. Ama hakikat ay şu çok güzel ya abla. Bakayım bir. İşte bunlar ömür boyu bir şey olmaz. Evdekiler şişiyor, şey hani oluyor. Hani şimdi sen oradaki ağacını beğendim dedin de. Beğenmedi. Soğan kessin mi? Suyu olduğu gibi girer. Hayır şeker beğenmedim içiyor. Dedim ben sana. Ahşap güzel değil ama çünkü. Kız beğenmedim. Şu çok güzelmiş ya. Bir şu zemini al. Helal ama. 275 lira ama güzel. Gerçekten de pahalı bir yorum. Tamam, oy kullan işte şimşir ağzından. Bunlar hiçbir şey olmaz. Şu ne kadarmış kız? Şu. 450. Sor bakayım bir sen kadar fiyatları benim aşkım. Bu fiyatlar üstünde yazanlar var. Evet efendim. Çok güzel fiyatlar. Çok güzel. Ben buna bayıldım. Ama fiyatına da bayıldım. 550 lira. Ne var? Ay şimdi üstüne bak ben. İşte yer oldu. Çok güzel ama bak. 375. Ne kadar güzel değil mi? Harika. Şey tablo gibi kullan. Şu da çok güzel yer oldu. Bak evet, bunun fiyatına uygun aslında bak. 175 lira. 175 lira. Aslında bu gerçekten uygunmuş ama üf, ne bileyim diyor ablacığım. Tabii ki de pardon. Çok güzel bir şey var ya. Çok güzel şeyler var ama. Ya normal plastik şişe kesme tahtaları da şimdi 100 lira olmuş. Çok güzel. Kahve yaparken. Şimşir işte bunlar. Bayıldım. Aslında şunlardan alsam bak. Benim bak ölçü şeyimin bir tanesi kayboldu. Aslında bunun bir boy küçüğü. Bu da bu kadar da küçük dememiştim ama benim evdekileri görüyorsun ya. Aslında bak. Güzelmiş ya. Bayıldım ama ya. Ama şunları çok beğendim ben. Evet. Ben senin. Baksana süt işlem onlara bile var. Ben senin gibi. Evet. Şey kullanacağını metal kullan işte. Onlara. Nihal abla bıçaklara bak. Aslında meyveleri şeyle hani çelikle kesmeyin diyorlar ya. Vitamini. Sesle için özellikle. Evet vitamin ölüyor diye. Ben malımı mesela hiç bıçak yedirmem, elimle parçalarım. Çok güzelmiş ama bu. Bak bu da var 15 lira. Ay çok tatlı, neler bak çay kaşıklarına bak. Onlar da çok küçük be. Ama çay kaşığı yavrum.
Çok güçlü dediği şey. Ben şeker kullanmıyorum. Çay kaşığına gerek yok bende. Sen iyi kullanma zaten. Sana kullan diyen de yok. Gelenler çay kaşığını yanına getirsin. Değil mi? Şimşir ağacından çay kaşığını getirsinler. Baksana bunun makinesi. Evet ya. Ama Nihal ablayamış. Bunun var ya işçiliği de çok zor. Değil mi? Bu kadar zor. Öyle şey düşünsene. Evet, bak abi yapıyor şu an. Ne güzel. Kolay mı canım yaptığı iş? Şşş. Görüyor musun? Ne kadar güzel. Hamur aşağının üstünde işte. Harika. Harika işte. Bu ayağı da şimşir ayağı şey ağacından olacak. Bulamasam bile bir tane perforje şey. Bak bunlar işte. Bak. Bunlardan yapabilirsin işte Nihal abla. Çok güzelmiş ama. Sapanlara bak. Görüyor musun? Bunda kurabiye yapıyorsun. Şey kurabiyesi. Kavala kurabiyesi mi? Neydi bir şeydi. Bunlar onun şeyi. Kalıbı. Bizim kalıbı tabii evet. Kalıbı. Havanları güzel. Nereye vuruyorsun? Karşı. Kız! Ne vurduk kanını? Pardon özür dilerim. Nereye vuruyorsun diye bir daha vuruyorsun. Aynen anlamadım bir an için. Şeylere bak. Çok güzel havanlar. Ama çok pahalı be. Devam bu şekilde. Ama harika. Ah. Çok güzel ya. Al mutfakta şey aksesuar olarak kullan. Evet. Bu şekilde. Mesela sen otlarını, şeyleri krem hazırlarken, bakım krem hazırlarken onları da dövebilirsin. Evet. Bak ne kadar güzel. Ben şu sapanları pek beğendim ama. Çocukken vardı benim sapanım. Birer tane kılıç alıp şuradan kılıç savaşı yapalım mı seninle? Ha evet. Oklavalara baksana. Oralara baksana. Baltaya bak yavrum sen. Onlar ne güzel hamur açardı ben öğrendim. İşte. Ateş düşürücüymüş. Alalım birer tane ateş düşürücü. Ne yapıyorsun? Adam dövüyorsun. Adam dövüyorsun. Güzel ama bak yalnız çok güzel yazmış. Satıcı yazsalar daha iyi olur. Bak bu ateş düşürücü. Önce bu, adam bulalım da. Bu haydarlı geceler. Haydarlı geceler. Güzelmiş bak bu. Ağrı kesici. Ağrım varsa Nihal ablacığım. Evet. Bir karın ağrım varsa onu hemen baba alabiliyor. Baba istersen vur bir kesiyor mu ağrıyı bir deneyelim ben. Şş, alırım aklını. Güzelmiş ama bak. Zeka açıcı. Ay çok güzel şeyler ama çok güzelmiş ya. Bayıldım var ya. Aman pardon. Ayağımıza düştü. Hani en azından bak şekerlik. Düşüreyim elinden mi? Ama. Aslında evet. Arkavanlara hiç bir de var. Hani ince yerleri mesela şöyle. Kuksa yapacağım mesela. Parmak ama şimdi o havanların yerine hiçbir şey tutmaz yani. Şu havanda. Bu havanı gördükten sonra bunlar şey. Kesin ya. Hem işini görür. Bak bunlar da çok şey aslında. Çok şirin. Evet. Ne kadarmış acaba? Takip yapın. O küçük havanlar ne kadar? 45 efendim. İyiymiş aslında. Bunlar ne mi şimşir ağacı? Yok, onlar şimşir değil, değil mi? Değilmiş. Efendim ağacı. Dış budak. Bu tarzlara. Şunlara. Şu büyükler de mi dış budak? Böyle bir şey alacaksın. Bir de boğuştan alacaksın. Şunlar, şu. Şunlar. Bunu onlar yapabilirsin. Hı-hı. Yok şu. Doruk da evet. Evet. Zeytin olabilir. Zeytin. Onlar ne kadar? Satın şurada ne yazıyor? Hangisi? 670. 670 bu zeytin. Ay çok güzel ama benim gerçekten. Benim selamı söyleyin. Satılmışsa selamı söyleyin. Artık yavaş yavaş iftar açmaya gelenler doldurmaya başlamış. İftara da az kaldı zaten ya. Çok da bir şey. Ay Nihal ablacığım semavere bak. Karşıdakine bak yavrum. Bak bak bak. Görüyor musun? Odun ateşinde. Evet ama çok güzel. Ama onun çayı da ne güzel olur biliyor musun şimdi? Ay iftar açtıktan sonra gelsek mi acaba? İftardan sonra. Bakarız. Bakarız tabii. Oo, çağ kebabı. Çok severim ya. Geçen sorumuza ne kadar demişlerdi? 60 lira tatlım. 60 lira demişlerdi. Ama o zaman da yılbaşında şeyde sormuş. AKM'nin orada sorduk. Burada ne kadar acaba kız? Şu bak hiç yemeklerin fiyatlarını da öğrenmedik aslında. Nerede de var şey.
Çağ kebabı yapanlar çok da güzel yapıyor. Ama burada da ben geçen seneler dedim burada çok güzel yapıyorlar da çağ kebabı hakikaten. Ben 2 sene önceydi galiba AKM'de yedim hoşuma gitmedi. Her yerde yenmiyor Leyla'da çağ kebabı. Çok güzel yapıyor. Orada yedikten sonra şey, AKM'de hoşuma gitmedi benim. Buyurun hoş geldiniz. Cuma Bey şuradan bundan. Akşam güneşi neye vururdun? Vallahi ya güzele ya sitikliye ikisinden beni. Ben onu bir ayırt edemiyorum biliyor musun? Pardon özür dilerim. Köpeğin ilgisini çekmeye çalışıyor bak bak. Dur dur takılı dur takılı dur dur aşkım dur. Ne çağır köpeği. Ya bu da nasıl bakıyor? Verdin odaya. O bizimki kendinden geçti. Ama Hakan'ın sevme tarzı birazcık farklı. Yok bu şimdi toplu oynayıp da çok güzel esmiyor abla. Felaket. Ooo niye abla rüzgara bak. Şimdi rüzgar alacak gibi şuradan şöyle denize fırlatıp gidecek yani. Sahil kurmayı ara beni. Toplasın mı onu? Toplasın oradan. Birazdan uçarsa aşağıya. Ama manzaramız harika muhteşem. Ne kadar rüzgar olursa olsun. Yani rüzgara bir... Ay dur anneciğim dur vereyim herhalde. Aa bebeşim. Biraz buraya gel sen benimle. Bak. Ne olursa olsun bu manzara ise. Neyse. Arkadaşlar yavaş yavaş artık iftara da yaklaşmışken biz sizlerden izninizi isteyelim. Kaçalım. Gel Nihal ablacığım. Bir güzel günümüzün daha sonuna geldik. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın. Yeah.